arkadaşlar. Bugün burnun saskısını da değiştireceğiz. Benim de çiçeklerimin saskısı çok küçülmüştü. Onu da değiştireceğiz bugün. Şimdi annem de telefonun arkasında beni çekiyor. Bunun şeyini değiştireceğiz siz de şimdi. Şimdi bunun saskısını değiştireceğiz annemle birlikte. Evet. Şimdi öncelikle yavaşça çıkarmamız gerekiyor. Ben de diğer çiçeğimi alacağım. O sırada evet, çıkarmaya çalışacağım. Benim de burada çiçeğim, güzel çiçeğim. Bunun da saskısı çok küçüldüğü için bunu da değiştirmeyi düşündük anneannemle. Onun saskısı böyle. Bunu onun saskısını alacağız şimdi. Yer değişikliği yapacağız. Evet. Ondan sonra zaten ver şimdi bunu, ben de diğer çiçeğim küçülünce onu da başka bir saskıya alacağız. Evet. Başka bir videoda. Şimdi ne yapıyoruz öncelikle? Dibindeki toprakta arındırıyoruz. Evet, ben bunu arındırayım. Evet, şöyle bak, gıdıklayarak şöyle şöyle yavaş yavaş gıdıklarına zarar vermeden. Anlat hangi işlemi yaptığımızı. Soğan kuru köklerin varsa kuru köklerini temizliyoruz. Anneannem de diğerini temizliyor. Yer değişikliği yapacağız şimdi. Ve diğer çiçeğim de büyümeye başlayınca, yani onun da saskısı değişecek başka bir videoda. Bu arada haftaya sizi canlı yayında bekliyorum herkesi. İnşallah herkes olur. O zaman da anneanneme yardımcı olarak geleyim. Tamam, sen benim asistanım olursun. Şimdi bence bunu beraber seninle dikelim ama senin bana yardım etmen gerekiyor. Tamam, hemen. Sen ben burada bekliyorum. Evet. Sen böyle tutarsan kaktüsünü. Şöyle. Bunun evet, şu beyaz yerleri çünkü diken olduğu için aralardan tutmamız gerekiyor. Bu senin kaktüsün çiçek açacak. Evet. Şöyle birazcık daha aşağıdan tutmamız gerekiyor. Evet, aferin kısma. Anneannemle çok bir iş birliği oldu. Evet, sizlerle iş birliği videosu arkadaşlar bu. Ama hayatta çiçeğimin altından çürümeye başladığını fark ettim. Yok, çürümemiş. Sadece toprak içinde kalan kısımlar genelde öyle odunsulaşır. Hı. Renk değişimi normaldir. Hiçbir şey yok, kaktüsün taş gibi. Gayet sağlıklı. Çünkü şöyle, bazı kaktüsler çürüyebiliyor. Evet, bazen çürüyebilirler ama hemen tedavi edersek hemen hiçbir şey kalmaz. Hemen ben de şuna toprak doldurayım. Ver bakalım. Şimdi sen toprağını koyarken yavaş, dikkat et. Evet arkadaşlar, bu videoda ben konuşamıyorum. Çünkü bu videoyu Sidele çekmek istedi. Ben konuşmak istiyorum dedi. Evet. Ben de tabii ki dedim, sen konuşabilirsin, sen anlatabilirsin. O yüzden Sidele size tanıtımı yapıyor. Çiçeği dikerken çok heyecanlıydım. İlk kere anneannemle video çekiyoruz YouTube'da. Bir kere daha çekmiştik aslında biz seninle, hatırlıyor musun bu kaktüsleri ektiğimiz zaman? Hmm. Ha, doğru, çekmiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, evet, ama o zaman çok küçüktüm herhalde. Evet, küçüktüm o zaman. Birazcık, hayır, o toprak koyma. Bu toprak eski toprak, onu değiştirmemiz gerekiyor. Yeni toprakla koymamız gerekiyor. Bu toprak çünkü içindeki bütün vitaminlerini bitki almış. O toprağı birazcık güneşletip içine birazcık daha solucan gübresi falan koyup o zaman kullanabiliriz. Ama şu anda değil. Bu arada anneannemle bu çiçekleri ekerken sizi çok seviyorum ve inşallah anneannemin canlı yayında da hasta olmazsam girebilirim diye düşünüyorum. Ya da okul olmazsa diye düşünüyorum. Canlı yayınımız yarın akşam. Biliyorum. İnşallah hasta olmasın. Evet. Hepsi okulumuz yok. Evet. Saksını da temizledim. Göster şimdi. Evet arkadaşlar, Sidelia'nın kaktüsünün saksı değişimi gelmişti. Onun hemen saksı değişimini yaptık. Bir boy büyük güzel bir saksıya aldık. Yine diğer kaktüsümüzü, hediye gelen kaktüsümüzü Sidelia'nın saksısına ektik. Şimdi burada bir tane kalançomuz var arkadaşlar. Evet, onu da
kesip yanına ekmeği düşünüyorum. Evet, bu da kalançonun pandası biliyorsunuzdur evet. Zaten. Tüylü yapraklı bakın şöyle formu bozulmuş, yukarıya doğru uzamış. Şuradan yaprak arasından zaten yavrusu gelmiş. Şimdi bunu da hemen bir el atalım diyorum ben. Sidelya ile beraberken bak buradan bir dakika Sidelya'cığım bir bakabilir miyim? Evet. Bak şimdi şunu şuradan kesersek şöyle evet. Bir saniye bir dakika kardeşim. Bu yapraklarını da alırız. Hemen saksının dibine koyarız. Tamam mı? Hemen şuradan ben kalemimi alayım. Evet. Böyle bunları da yanına ekmeyi düşünüyorum. Evet kızım. Kili çips. Sidelya sukulentleri ve kaktüsleri çok seviyor. Evet. O yıldızlar artık çıkaralım oradan. Evet onu çıkaralım oradan bence de. Çıkışmışlar. Şöyle bir toprağa bunun atalım. İçinde de zaten şey vardı. Evet. Bu vardı ama bunun yanında şey vardı. Dibine yıldız dibine dökülen yaprakları hemen attığımız için birazcık daha toprak ilavesi yapalım buna hemen. Yaprakları da bu yere ekeyim mi? Yok onları bence dibine atarız olur mu? Dibinde çoğalsınlar. Kalanço olduğu için arkadaşlar hemen havai kök yapmış. Görüyorsunuz. Hemen ben de birazcık toprak ilavesi yapıyorum. Saksını değiştirme gereği duymadım. Çünkü yeterli ona. Hemen. Ben şunları şuraya ekmeyeyim. Şunu da alıp. Ne oldu? Çıkardın onu. Şöyle hemen kalemle. Ne yapayım kalem? Yer açıp. Şöyle bunu da buraya diktim. Tamam gerek yok aşkım. Evet, bunu da böyle diktik ve böyle bu şekilde daha gür, daha formlu olarak büyümeye devam edecek. Bu kopardığımız yaprakları da arkadaşlar ben atmıyorum. Şöyle hemen dibine birazcık sivri uçları toprağa girecek şekilde şöyle koyuyorum. Onlar da orada yavru yapmaya başlasınlar. Ver şöyle hemen. Birazcık batıralım toprağın içine. Evet. Bunu da ben dikmek istiyorum buraya. Tamam. Bunu da ayrı mı dikmek istiyorsun? Evet. Tamam. O zaman hemen birazcık toprak koyalım. Arkadaşlar masamızın üstünü kusuruna bakmayın. Evet. Hep temiz çalışıyoruz olmuyor. Bugün de böyle çalışmak istedik. Sidelya ile beraber olduğumuz için. Bugün de böyle olsun. Bir tane eski yağlı boya fırçasını arkadaşlar. Ben böyle saksı dikiminden sonra bitkilerin üzerini temizlemekte. Saksıların üzerini temizlemekte. Genelde kullanıyorum. Ama sizin daha farklı kullandığınız aparatlarınız varsa mesajlarda bize yazarsanız seviniriz. Evet. Evet bakın gayet güzel oldu. Ve bugün de canlı videomuzun sonuna geldik. En son şunu ekelim. Söyle. Evet Sidelya yaprağı da kendisi ekmek istedi arkadaşlar. O da eksin. Sonra ettiklerimize hep beraber bakalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sidelya bitkileri çok seviyor. Umarım çocuklarımızı bitki aşkıyla, hayvan aşkıyla, insan aşkıyla hepimiz büyütebiliriz arkadaşlar. Önemli olan dünyayı bırakacağımız çocuklarımızın bitkileri, hayvanları, insanları severek büyümeleri, merhamet duygularıyla büyümeleri. Şöyle temizliyoruz. Evet yaprağımızı da temizledik. Şimdi dikelim bence onu. Şöyle bir önce kapatalım. Uzun bekledik çünkü. Tamam. Şöyle. Evet. Açıp şöyle sıkıştırıyor. Göster böyle şeyi. Birazcık daha toprak ilave edelim. Ne yapalım? Toprak ilave. Tamam ilave edelim. Evet arkadaşlar, Sidelya da dikimini bitirdi. Tamam aşkım, tamam aşkım zorlama yapma. Bırak o kadar yeterli olur o. Onu da ayrı bakarız. Sonra başka bir videoda gösteririz senin yaprağın nasıl bebek yaptığını. Şöyle diktik bunu da. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi bunu da büyüyünce başka bir videoda çekeceğiz. Bir tane de yaprak düşmüş. Yavrusu alttan vermeye başlamış. Bunu da böyle diktik buraya. Şöyle gösterelim. Bunu da böyle başka bir saksıya almıştık. Çünkü saksısı çok küçülmüştü. Buna böyle bir güneşte parlayan altın saksıya aldık. Plastik. Böyle de yeni kaktüsümüzü de buraya diktik. Çok tatlı. Benekli benekli. Güzel oldu mu? Sen beğendin mi? Evet. Bence çok güzel oldu. Bizi izlediğiniz
için çok teşekkür ederiz. Bu çiçekler büyüyene kadar sizi iyi sağlıkla görürüz ve tanırız. Bunlar büyüyene dek başka videoya çekeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bye bye.